E ee, şimdi yarın Londra'ya Mourinho bir oyuncuyla görüşmek için mi gidiyor yoksa kendi özel işi için mi? Hayır hayır. Ya yani tesadüf ikinizin birden gidiyor olması bizi tabi <laughs> o senin istemediğin yerlere doğru röportajı kaydırmama sebep oluyor ama söz vallahi isim sormayacağım, <laughs> sormayacağım. abi bu işlere girmeyelim. O yüzden mi gidiyorsunuz? Yani bir oyuncu için mi gidiyor? Hoca yoksa özel işi mi? Tabii ki özel işi diyeceğim ve gitti. Soruyu evet, yanlış sordum ben bak. Ben güzel bir işte, şey var, işte onu yani, bu, bu hatayı yapmamam lazımdı benim de. Ee, bir yandan da şöyle bir soru var. Ya Hull City var. Sonuçta senin hani futbol operasyonun Avrupa'da e, ciddi anlamda bir efor sarf ettiğin bir operasyon. Ve evet. de başarılı bir operasyon. Evet. E, burada e, medyada bir operasyon var. Bütün dünyada acı medyanın yaptığı işler var. Fenerbahçe'ye nasıl zaman kalacak diye soruyor Fenerler. Haklı bir soru. Bak şöyle söyleyeyim. Hayatımda beni en mutlu eden 10 anımı anlatsam sana. Bunların yarısı Fenerbahçe ile ilişkiler biliyor musun? Benim böyle mutluluktan öldüm dediğim anılar. Beş tanesi Fenerbahçe maçı çıkar. Ya da başarısı. Yani benim kanıma o kadar istemiş ki olay. Başkanımız ben kendimi bu kadar yani işin içine gireceğimi bu kadar hani kendimi kaybedeceğimi beklemiyordum. Başkanımız bu konuda bana tabii ondan da şunu istirham ettim. Ben dedim bak şey yani serbest adam oynamam lazım biraz. Hani böyle bir kalıbın içinde olamam dedim. Hani bir kalıbın içinde düşünüyorsan ben o zaman zaten yardım ediyorum sana. Beni ama önümü açıp da serbest oynatacaksan, eğer bu konuda bana sorumluluk vereceksen beni al. Yoksa dedim zaten her zaman çok yakın dostuz ve ben her zaman destek veririm dedim. Yok dedi, ben dedi bu konuda sana güveniyorum. Bu konuda tamamen dedi önünü açacağım dedi. O yüzden hani şu anda aklımda Fenerbahçe'den başka bir şey yok. Çünkü öyle hayaller kurabiliyorsun ki, ya öyle bir taraftar var ki. Ya sana şöyle anlatayım. Mesela insanlar bu takımın gücünü anlamıyor, bilmiyor. Bugün Fenerbahçe yönetimine başkanımız davet ediyor mu 6-7 tane yeni üye, değil mi? Üyelere bir bakar mısın? Hamdi Akın geliyor. Gücünü iyi kötü biliyorsun herhalde. Yani Hamdi abi Türkiye ekonomisinde çok önemlilerden biri. Ona da hemen çamur atılıyor ya normal onlar. Ona kadar önemli olduğunu gösteriyor. Öbür tarafta Nedim Keçeli var bizim bütün dahi inşaat işlerine bakabilecek çok önemli bir isim. Yani böyle tek tek baktığım zaman yönetim kurulu zaten eski üyeler sevgili Burak Kızılan var. Ben Burak'la ilk defa beraber çalışıyorum. Adam motor yağı gibi bir şeymiş ya. He. Her olayı çözüyor böyle. Hani pistonları sürtmesini engelliyor. Ne oluyor bir bakıyorum her işin içinde Burak var. Yani o kadar önemli ve değerli yöneticiler var ki. Altyapıda Özgür var. Özgür Özaktaç. Bana bırakmadın ha? Sana bırakmam tabii. Şimdi Özgür'ün şöyle bir özelliği var. İnsanlar şunu çok merak ediyor. Sevgili Murat Ülker nerede diye. Murat Ülker bu işte Ali Koç'u tam anlamıyla destekliyor. O kadar destekliyor ki. Sevgili Özgür, Murat Ülker için çok önemli bir isim. Son derece önemli bir isim. O ismi yönetime vermesi demek. Murat Ülker sağ olsun Murat abi yani Fenerbahçe için böyle hiçbir şeyden kaçan biri değil. Ben oradayım çocuklar demek. Onun dışında biz potansiyel olarak inanılmaz bir güçüz. Yani Fenerbahçe'nin gerçek gücünü insanlar tam bilmiyor. Benim yapacağım ne biliyor musun? Win win yaptım ya. Allah şükür bütün Fenerbahçeliler taşın altına elini soktu değil mi? Şimdi artık Üst düzey fenerbahçeleri motive edeceğim. Onları heyecanlandıracağım. Onlara proje anlatacağım. Sen projeyi götür, milyonlar akar, milyonlar. Yeter ki sen bir proje götür. Hayat böyledir. Sen para verdiğiniz zaman niye para versin insanlar? Ama sen bir proje götür. Götür projeyi bak neler oluyor. Kafamda üç tane proje var. Allah izin verirse yılda 40-50 milyon euro yapar. Anlatacak mı? Anlatmayacağım. Hı. Başkanımıza anlattım, heyecanlandı. Ama bunlar mesela bir tanesi medya ile alakalı söyleyeyim sana. Sırf medya ile alakalı olandan 15-20 milyon euro gelecek her sene. Bunu yazıyorum buraya. Yani Fenerbahçe'nin potansiyeli o kadar çok ki. Bugün Acun olarak ticari bir şey yapmak başka bir şey. işe Fenerbahçe soktuğun zaman biz deliyiz abi. insanlar çıldırmış gibi o işe konsantre olur. Fenerbahçeler için söylüyorum. Çıldırmış gibi o işe konsantre olup o desteği verirler. Ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri olabilecek potansiyele sahipsek bunu hayata geçirmenin zamanı geldi. İşte bununla taraftarla beraber gerçek taraftarımızın kaç kişi olduğunu, ne kadar efektif olduğunu, bunu hepsini göstereceğiz. Bakalım kimin ekonomisi daha büyükmüş, ekonomide Fenerbahçe nerelere gidiyormuş, bunu hep beraber göreceğiz. İnşallah diyelim tabii. Acun Ilıcalı, yani bizim tanıdığımız Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı Acun Ilıcalı medyacı biri, televizyondan gelmiş biri. Hal öyle olunca da herkes iletişim nasıl olacak Fenerbahçe'de? Acun sadece futbolla mı ilgilenecek yoksa Fenerbahçe'nin iletişim tarafında da Acun'un bir sorumlu olacak mı diye soruyorlar. Ya ilgilenmeye başladım bile iletişimle. Yani orada çok yetenekli e, bizim e, sevgili Davut Dişli'nin oğlu var. Eren Dişli. Toplantı yaptık. Bundan bir buçuk ay önce falan. Abi dedi Hulusi için size dedi bir projemiz var anlatalım mı dedi. Ben hayatım böyle yetenek avcılığıyla geçmiş ya. Ben böyle Davut abinin Davut Davut'un oğlu diye. Eren çok da sevimli bir kardeşim. Boş bir 20 dakika geçireceğim diye ofise gittim. Ya da yarım saat. Böyle bana ne anlatacaklar diye. Bana bir şeyler gösterdiler böyle. İspanya'da yapmışlar. Çok etkilendim. Hulusi diye bir projeyi yaptırdım. İnanılmaz bir şey çıktı ortaya. Medya ile alakalı anlatıyorum sana. Sosyal medyadan bahsediyorum. Ya öyle yetenekli çocuklar var ki bunların hepsini bir araya tekrar getirdik son iki günde bile paylaşımlar başladı. Sadece bugünkü Morning videosuna bak şu şey SMS. Evet işte şey, bu çocuklarla e, beraber yaptık. Telefon. Sağ olsunlar. E, yani çok da bir uyum hemen yakaladık. O çocuklara yaptırıyoruz bunları. Pırlantalar böyle. İleride çok daha büyük olacaklar. Ben bu senenin mesela e, bütün hikayesini onlara yaptırmak istiyorum. E, bir e, yani net bir şekilde ileride gurur duyacağımız, e, hiçbir hepimizin, taraftarımızın unutmayacağı e, bir e, çekim istiyorum onlarla onlara çekmek istiyorum. Sosyal medyada onların etkisini daha çok istiyorum. Sonuçta tabii ki çok başarılı insanlar var kulüpte de var. Ama niye devamlı destek olmasın ki? Yoksa yönetim de başarılıydı. Bir şekilde biz davet edildik. Elimizden geleni yapacağız bu iş. Şeydir yani hiçbirimiz oraya kazık çakmadık. Elimden geleni yapacağız. Bizden sonra da gençler gelecek. Onlar daha güzelini yapacak. Benim hayalim bu. Bu iletişim meselesi aslında çok ciddi alınması gereken. Şey. yarın akşam önemli toplantı var. Buradan Fenerbahçe gençlere de. Ne toplantı? Şu şey olan programında da duyurdun. Aynen. Ülker Arena'da. Ülker Arena'da Fenerbahçeli gençlere buradan duyurmuş olayım. sevgili Eser ve Berfu sahne alacak. Athena sahne alacak. Böyle hem eğleneceğiz. Hem de gençlerle buluşacağız. Ben de şimdi Allah izin verirse Huldeki basın toplantım bir bu buçuk, iki buçukta bitecek. İki buçukta bittikten sonra üç buçuk uçağa bineceğim. Ondan sonra son on yarım saatine yetişip gençlerle buluşmak istiyorum. Benim hayatta en mutlu olduğum şey gençlerle herhangi bir şekilde buluşup onlara bir faydam olabilirse yol göstermek. Onların çünkü gelecek olduğunu düşünüyorum ve onlara her türlü desteği de hazırım. Şey seyrettin değil mi? E, mo hocanın, Mourinho'nun. Bellingham'ın annesiyle çektirdiği fotoğrafı. Mükemmel. Bellingham çekip annem sizin hayranınız diyor. Çok... Asıl orada bir detay var bak şunu anlatayım. Ne? Bu video dolaşıyor internette onun için sen de bakabilirsin. Şimdi hoca bize sordu şimdi tamam mı? Dedi ki hani röportajı çıkıyorum dedi. Bütün dünya seyredecek. Hani ne diyeyim dedi. Hani çünkü usulen şimdi Fenerbahçe başkanı var. Ee, ve onun dediğine yani Ali Başkan'ın dediğine göre bir şey söylemesi lazım. İnsanlar soruyor ya sonuçta. Ali Başkan da her zamanki gibi yine kesin konuşmasın ama tabii ki beraber olduğumuzu söylesin diyor. Mourinho'lu röportaja başlarken maç önü röportajına Fenerbahçe'yi anlaştım ama işte tam bitmedi ama gidiyorum diyor. Maç oynanırken o sırada Türkiye'de haberler çıkıyor. Mourinho anlaştı diye. Çünkü bizi çekiyorlar işte. Ee, bizim fotoğraf çıkıyor. E, anlaşıldı. Artık işin bittiği zaten belli. Ondan sonra o çıkıyor. Maç sonunda İngiliz spiker soruyor bu sefer. Diyor ki Mourinho'ya. Sen diyor maç öncesinde diyor Fenerbahçe'ye ilgili tam net konuşmadın mı diyor. Fenerbahçe tarafından diyor gelen haberler diyor. Siz diyor e, şey yapmasınız diyor. Mourinho da orada espri yapıyor. Şu yukarıda diyor. E, şimdi anlaştık diyor. İşin komiği, o espri değil aslında. Aa. İnsanlar espri zannediyor. orada resmi göster... anlaşma orada mı oluyor? Gösterdiği yerde hayır gösterdiği yerde biz aslında buluştuk. Resmi anlaşma olarak değil de. Hı. Yani o espri ya, demin orada onlarla derken aslında o gösterdiği yerde biz beraberdik. Ee, hatta maçın yani maçı göremedim ya. Şampiyonlar ligi demedim abi. Yani Wembley'de maç. Biz e, Hoca ile o sırada Fenerbahçe'yi konuşmaktan e, maçı görmedim ben. İyi maç mıydı? Güzel miydi? Güzel maçta Arda'yı alsa iyi olacaktı. Ancelotti almadı. Canımızı sıktı ama sonuçta bizi mutlu etti. Sonuç çocuk şampiyonlar ligini kaldıran ilk Türk milli takım oyuncusu oldu. Fena değildir. Real yani Madrid Real tabii her zaman canım. Sen seyretmemiş olabilirsin de yani aklın en azından tabii Fenerbahçe'deymiş anladık. Ya şöyle söyleyeyim. Arda adına çok sevindik tabii ki. Genç yaşında o kupayla buluşması gurur duyduğumuz futbolcu. Son sana Avrupa Şampiyonası'nı sorayım ve bitirelim röportajı. Tabii tabii benim de zaten gitmem lazım. Çok denk geldik. Nasıl bir şampiyona bekliyorsun e, milli takımımız? Ben dün çocuklarla beraberdim, bir röportaj yaptık. Yarın yayınlayacağız inşallah. E, çok inanılmaz bir tempoda çalışıyorlar, çok motiveler. E, İrfan Can, hatta röportajdakilerden bir tanesi de İrfan Candı. E, ben çok motive bir mil takım gördüm. İnşallah nazardan saklasın Allah. Umutluyum da. Sen ne düşünüyorsun takımın geneline baktığın zaman, hocaya, oyuna, turnuva'ya dair görüşlerin neler? Ya. E... Mourinho bu konuda çok güzel bir şey söyledi. Çok dikkat etmemiz gerektiğini ben de düşünüyorum. Dedi ki, turnuvalara ilk defa katılan takımlar, hayatlarında ilk defa katılıyorsa ilk maçlarında maksimum oynarlar dedi. Gürcistan. Keşke dedi, fixtürünüz Gürcistan olmasaydı dedi. Üçüncü maç Gürcistan olsaydı çok büyük avantajdı dedi. Orada bir tehlike var, dikkatli olmanız lazım dedi. Hmm. Çok da doğru biliyorum. Gürcistan o maça hayatların en önemli ilk maçı olarak çıkacak ya onların vereceği enerji çok yüksek olacak. Takımımız orada dikkatli olması lazım çünkü büyük bir potansiyeliz bence. Hani dünya çapında mıyız şu anda evet. Baktığınız zaman milli takımımıza gurur duyduk. Müthiş, Almanya bu. maçını hiç unutamıyorum mesela. Hayatımda hiç öyle bir Almanya maçı yaşamadım ben mesela. Evet. Yani baktığınız zaman maçlara olağanüstü performanslar var. Şimdi takımımız çok iyi gidiyor hocamızdan memnunuz. Orada Selçuk da var sevgili Selçuk Şahin. Ona da sevgiler. Onun da çok faydası oluyor bence. Şimdi geldiğimiz nokta mutlaka hepimiz çeyrek final, yarı final hayal ediyoruz. İnşallah. Çocukların da bunu iyi bildiğini biliyorum. Ama futbolda biraz da kısmet ondan sonrası. Biz de buradan başarılar diliyoruz. Acun çok teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna girdikten sonra ilk röportajını bize verdin.